Ekranda korelasyon katsayısının mantığını anlattığımız alıştırmalardan aldığım bazı ekran görüntüleri var. Burada bazı korelasyon katsayıları var. Bunları yandaki saçılım grafikleri ile eşleştirmemiz gerekiyor. Söz konusu alıştırmada bunları sürükleyerek içine yerleştirebileceğimiz bir tablo da var. Yani interaktif bir alıştırma. Burada önemli olan bunları tam olarak nasıl hesaplayacağımız değil. Bunu daha sonra öğreneceğiz ama size aslında neyi ölçmeye çalıştığımızın mantığını anlatmak istiyorum. Korelasyon katsayıları iki değişken arasındaki bağıntının lineer bir model aracılığı ile ne kadar iyi tanımlandığını ölçerler. Mesela e, koordinat eksenlerini bir çizelim. Değişkenlerimizden biri bu olsun, y değişkeni. Bu da x değişkeni. x küçük, ken y de küçük x biraz büyüdüğünde y de büyüyor. X biraz daha büyüdüğünde y daha da çok büyüyor ve x'in çok büyük değerlerinde y daha da büyük değerler alıyor. Lineer bir model bu bağıntıyı çok güzel bir biçimde tanımlayabilir. Öyle değil mi? Yani eğer buraya bir doğru çizmek istersem bu noktalardan geçen bir doğruyu kolaylıkla çizebilirim. Evet, buna benzeyen bir bağıntının r'si 1'dir. Lineer bir model bunu kusursuz bir biçimde tanımlıyor ve korelasyonda pozitif bir korelasyon. Demek istediğim değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyor, biri azalırken diğeri de azalıyor. Anlaştık mı? Peki buna dayanarak bana R'nin eksi 1 olduğu durumun neye benzeyeceğini söyleyebilir misiniz? Bu da aynen bunun gibi lineer modelin iyi bir tanımlama yaptığı bir durum olacak ama bu sefer değişkenlerden biri artarken diğeri azalacak. Koordinatlarımızı tekrar çizelim. Evet, R'nin eksi 1 olacağı bir bağıntıyı çizmeye çalışıyorum. Y çok büyük olduğunda X çok küçük olacak. Y küçüldüğünde X artacak y biraz daha küçüldüğünde x daha da artacak. Gördüğünüz gibi y arttığında x azalıyor. Ya da x arttığında y azalıyor da diyebiliriz. Neyse değişkenler ters yönlerde hareket ediyorlar ama buraya da bir doğruyu kolaylıkla yerleştirebiliriz. Evet buna benzeyen bir doğru elde edebiliriz. Buradaki r'nin de eksi 1 olduğunu söylemiştik. R'nin sıfır olduğu durum ise elimizde içine doğru yerleştirmenin çok zor olduğu veriler olduğunda. Evet bu durumda ortaya çıkar. Çok fazla yerim olmadığı için küçük bir çizim yapacağım. Evet R'nin sıfır olması. Verilerden biri burada, biri burada, biri burada, 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 burada ve burada olsun. Bu kadar da düzenli olmasına gerek yok ama neler olup bittiğini anladınız değil mi? Buraya bir doğru yerleştirebilir misiniz? Yani böyle öyle olabilir. Böyle de olabilir. E, ya da böyle. Lineer bir modelin bu iki değişken arasındaki bağıntıyı düzgün bir biçimde tanımlayamadığını söyleyebiliriz. Şimdi bu söylediklerime dayanarak gelin buradaki saçılım grafiklerine birlikte bir göz atalım bir lineer modeli gözümün önüne getirmeye çalışacağım. Kusurlu olan bir veri kümesine ait lineer bir model bulmanın farklı yöntemleri vardır. Demek istediğim biz burada kusursuz durumları yani r eşittir 1 ve r eşittir eksi 1'i gördük ama gerçekte karşımıza çıkacak durumlar buradakilere benzerler. Yani buradaki gibi tek bir doğru üzerinde sıralanabilen bir durumla çok da sık karşılaşmayız. Saçılım grafiği a'ya bir doğru yerleştirmek istersem, evet buna benzeyen bir şey elde edebilirim değil mi? Noktaların doğruya uzaklıklarını mümkün olduğu kadar az tutmaya çalıştım. Evet, genel bir eğilim görüyorsunuz değil mi? y büyükken x küçük ya da x büyükken y küçük. Bu durumda r'nin sıfırdan çok ama çok küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani buna benzeyen bir durumla karşı karşıyayız. Ve seçeneklere baktığımızda da r 0,65'e ha, hatta buna da eşit olmayacak. Çünkü bunlar pozitif değerler. Evet, bu ikisi olmayacak. Buradaki yani r eşittir eksi 0,02 ise neredeyse hiç korelasyon yok anlamına gelir. Bu yüzden de bu r değeri bu durum için en uygun olan r değeridir diyebilirim. Bu arada bize eğer bu seçenekleri vermemiş olsalardı buradaki r'nin ne olduğunu tahmin edemezdim. Yani bu noktalara bakıp da r'nin eksi 0,72'ye eşit olduğunu hesaplamam mümkün olmazdı. Tahminimi burada gördüğümün negatif ve oldukça kuvvetli bir korelasyon olmasına dayandırdım x büyükken y küçük, y büyükken de x küçük öyle değil mi? Bu yüzden de değeri eksi 1'e yakın olan seçeneği tercih ettim. Kullandığım için üzerini çizeyim, evet. Sıradaki grafikte doğruyu bu şekilde yerleştirebilirim. Evet, bu bağıntıyı tanımlamak için de bir doğruyu kullanabildiğimize göre, doğrudan uzak olan noktalar da var ama olsun ne diyordum? Bu pozitif bir korelasyona benziyor. Y küçükken x de küçük ve bunun tam tersi de doğru. X büyürken y büyüyor, y büyürken de x de büyüyor. Evet bu pozitif ve oldukça güçlü bir korelasyon olmalı. Elimizde iki tane pozitif r değeri var. 0,65 ve 0,84. Hangisi olacağını bilmediğim için şimdilik 0,65 ya da 0,84 olarak not edeyim. Saçılım grafiği C'yi incelediğimizde aynen buradaki gibi karma karışık bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Buraya bir doğruyu bu şekilde, bu şekilde ya da bu şekilde yerleştirebilirim. x artarken y artar ya da azalır gibi bir şey de söyleyemediğime göre bu iki değişken arasında hiçbir bağıntı yoktur. Yani korelasyon yoktur diyebilirim. Evet, buradaki r değerinin eksi 0,02 olacağından eminim. Aslına bakarsanız buraya yerleştirebileceğimiz doğru ya da yapabileceğimiz en iyi yerleştirme demeliyim. Eğimi azıcık negatif olan bir doğruyla mümkündür. Evet, buna benzeyen bir şey den bahsediyorum. Bu doğruyu yerleştirdiğimizde bile doğruyla uzaktan yakından alakası olmayan noktalar olduğunu görüyorsunuz değil mi? O halde lineer bir modelle açıklanamayan bir bağıntı ile karşı karşıyayız ve R de eksi 0,02'ye eşit. Son olarak bir de D grafiği var. Buradaki de pozitif bir korelasyona benziyor. Bakın Y küçükken X küçük ve X büyükken Y de büyük. Buraya yerleştirebileceğim bir doğru da buna benzer ama bu yerleşimin buradaki kadar iyi olmadığını da söyleyebilirim. Burada modelimizden uzak olan bir sürü nokta var. Ve bu da buradaki yerleşimin daha güçlü bir korelasyonu temsil ettiği anlamına gelir. Yani lineer bir model, B grafiğindeki ilişkiyi D'deki ilişkiye göre daha iyi bir biçimde tanımlıyor diyebilirim. Buna dayanarak daha küçük olan R değerini yani 0,65'i D grafiğine uygun görüyorum. Evet, R eşittir. 0,65. Burada da lineer bir trend var ama D'de doğrudan uzak olan noktaların sayısı B'deki noktalardan daha fazla. B grafiğinde de böyle noktalar var ama D'deki noktaların sayısı evet daha fazla.